Merhaba lan. YouTube demolar. Demolarda bugün Storyteller diye bir oyun varmış. Onu oynuyoruz. Birazcık garip bir mekaniği var. Garip bir oynanışı var. O yüzden size göstermek istedim. Benim gayet hoşuma gitti. Sizin de belki hoşunuza gider diye. Hadi hemen bir göstereyim. Şimdi oyunu sıfırladım. O yüzden en baştan başlayacağız. Şöyle hemen bir tanesiyle başlıyoruz. Genel mantığımız şu. Diyor ki işte bir tane böyle hikayemiz var. Başlığımız bu. Buna uygun olarak bir hikaye yaz diyorlar. Mesela diyor ki burada yalnız birisi aşkı buluyor. Burada işte Albert'i koyuyoruz. Sonra yine Albert'te Juliet'i koyuyoruz ve böyle. Bir sonrakinde artık sahneleri falan da yapmaya başlayacağız. Sahneleri falan da biz ayarlayacağız. Böyle genel bir bulmacası var yani. Şimdi diyor ki bir kalp kırma hikayesi yaz diyor. Öncelikle bunların ikisinin birbirine ilişkilerini itiraf ettiği bir sahne yapıyoruz. Sonra da Juliet'in öldüğü bir sahne yapıyoruz. Ya da şöyle de olabilir bu arada. Şunu da çıkaralım. Albert ölüp Julia'nın da kalbi kırılabilir burada. Hiç fark etmez. Böyle şeyleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yer değiştirme olayları falan filan. Öyle de yapılabiliyordu gerçi. Genel olarak hikayemiz bu şekilde işte ve hadi bakalım. Şimdi diyor ki bir kalp kırılma olayı iyileşecek diyor. Bunun için hepsini kullanmanıza gerek yok. Farklı hikayeler falan da yazabilirsiniz. Ama en temelinde yapılacak olan budur. Öncelikle Edgar'la Eleanor birbirlerine aşık oluyorlar. Sonra Eleanor ölüyor. Sonra da Edgar'la bunun artık ismi nasıl okunuyorsa birbirlerine aşık oluyorlar. Böylelikle iyileşiyor. Tabi burada cinsiyet falan da önemli değil. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Böyle olunca hayalete dönüşüyor Edgar. Sonrasındaki hikayenin böyle değişmesi çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da mesela şöyle yaptığınızda hayır ben onu seviyorum falan diyor. Bu yüzden üzülüyor burada. Bu tarz şeyleri de yapabiliyorsunuz kısaca. Ve dramaya geçelim. Dramada diyor ki herkesin bir kalbi kırılacak diyor. Ve hadi bunun için başlayalım. Öncelikle Edgar'la Eleanor birbirlerini sevsinler. Sonra Edgar ölmemesi lazım ama. Gerçi Edgar ölse de fark etmez doğru. Böyle olunca şimdi bu Eleanor'un kalbi kırıldı. Bundan sonra Eleanor'la bu ismini söyleyemediğimi birleştirelim. Sonra bir revival'a bunu geri. Böylelikle geri diriliyor bu karakter. Hikayemizde bu dirilme illaki ilahi olmak zorunda değil. Yani mesela Romeo ve Juliet'te hikayesinde zehri aslında içer de sonrasında geri dirilir ya oradaki gibi bir hikaye olabilir yani hiç fark etmez. Orada kısa bir özet şeklinde böyle geçmişler yani. Neyse, sonra şunları verelim. Hayır diyor ben onu sevdim. O yüzden seninle artık birlikte olamam diyor. Bunun üzerine bir tek şu ismini bilmediğimizin kalbini kıramadık. Onu da bu şekilde kırabiliriz. Böylelikle herkesin de kalbi kırıldı. Bu arada şunu yapmasaydık bir anda hayalete dönüşecekti. Böyle şeyler de mümkün yani. Hatta böyle bir dakika ya böyle yapsak nasıl olacak acaba? Ama hayaleti geri nasıl? Bir dakika bir şey denemek istiyorum sadece. Şimdi. Ha şöyle aslında olabilir. Mesela beni sevmiyorsun diyordun. Bunun üzerine bunun ölüyor. Ölünce sonrasında gelip bunları tek tek korkutuyor. Ha, korkutması kalp kırmıyormuş ne yazık ki olmadı. İstediğim bu değildi tam olarak. Ama olsun ne fark eder. Sonuçta biz kalbi işte tacımızı aldık başardık yani bu hikayeyi. Şimdi hikayeler daha da değişmeye devam edecek. Çünkü farklı sahnelerimiz de geliyor. Gördüğünüz gibi bir zehirlenme olayı var. Şimdi diyor ki kalbi kırıldığı için bir zehir içecekmiş. Bu yüzden de şöyle bir şey yapıyoruz. Edgar'la
Eleanor birlikte Edgar'la bu ismini bilmediğimizde zehir içip kendini öldürüyor böylelikle. Trajik aşıklar diyor. İşte burada Romeo ve Juliet'i yapıyoruz. Hatta bu demoda bile bunu yaptığınızda size başarım kazandırıyor. Haberiniz olsun. Burada Romeo ve Juliet'in hikayesini yapacağız yani kısacası. Öncelikle Romeo ve Juliet'i birbirine aşık ediyoruz. Ondan sonra Romeo muydu önce ölen? Juliet galiba Juliet'ti önce ölen. Tam emin değilim. Emin olamadım. Bunun üzerine gidiyor. Romeo zehir içiyor. Zehir içtikten sonra Juliet uyanıyor. Uyandıktan sonra gidip mezarda onu görüyor. Onu görünce de Romeo'yu görünce de gidip iksiri kendisi içiyor. Kısaca Romeo ve Juliet'in hikayesi de böyle. De daha farklı şeyler de gelecek. Artık Baron da var. Baron da kötü adamımız hikayelerdeki. Tabii kötü adam mı, kral mı tam olarak emin değilim. Birazdan zaten onu da göreceğiz. Şimdi öncelikle Edgar ve Eleanor birbirlerini sevsinler. Ve bunun üzerine Eleanor Baron'a söylediğinde Baron üzülecek ve Baron gidip Edgar'ı öldürecek. Edgar diye okunur galiba değil mi? Tam olarak isimler konusunda bir hata olabilir. Ona pek aldırmayın. Yani umarım aldırmazsınız bilmiyorum. Şimdi zehirlememiz lazım. Zehirlemek için yine başlangıçta aynı hikayeyle başlayalım. Böyle olunca olmaz dedi. Şunu merak ettim ya. Hayda. Ama şimdi acaba Eleanor'u mu öldürecek öyle olsa merak ettim. Yani Edgar'ı şuraya koysak mesela. Bence Eleanor'u öldürmez ya. Yine Edgar'ı öldürür. Onu tam olarak yaptıklarını düşünmüyorum ama her neyse. Şimdi Baron'u böyle koyduğumuzda Baron içmiyor kendi iksirini, işte zehirini. Bunu içeceği zehirliyor. İçecek zehirlenince tabii bu şekilde hikayeyi de bitirebiliyoruz. Böylelikle hikayelerin daha kısa sürebileceğini de görüyoruz. Tabii daha uzun nasıl olurdu ona tam olarak emin değilim. Çünkü daha uzuna ne yapabiliriz bilemedim. Şunu yapabiliriz aslında. Yani bence böyle güzel oldu. Bakayım bir. Hayda dur dur. Bir daha kork sen. Kalbi kırıldı böylelikle. Bakayım. Sen içer misin? Yok içmezmiş. Sadece havalı havalı baktı ona. Çok güzel bir iş başardım dedi. Şöyle yapsak. Böyle de bir şey olmuyor. Böyle yapsak o da öldü. O zaman ikisini buluşturalım. Böylelikle mutlu bir şekilde ölsünler. Ya yani yaşamasınlar. Yaşasınlar diyecektim ama olmuyormuş. Şimdi Genesis. Ve Adem'le Havva'nın hikayesini yapacağız bu sefer de. Öncelikle Adem ve Havva cennetteler. Daha sonrasında Havva gidip elmayı yiyor. Daha sonrasında Adem gidip elmayı yiyor. Bunun üzerine Tanrı Havva'yla Adem'i cennetten kovuyor ve böylelikle ikisinin de sadece tozları kalıyor geriye. Yani aslında tozları kalmıyor mantıken ama asıl hikayede. Her neyse. Şimdi Drakula'nın hikayesi. Böyle işte farklı farklı hikayeler yapabiliyoruz ve karakterler de değişiyor gördüğünüz gibi seviyeler arttıkça. Ama neyse hadi başlayalım. Şimdi öncelikle geceleyin Mina ve Janet'ın yola çıkmışlardı. Ve ayrıldıklarında Drakula Mina'yı ısırmıştı. Daha sonra Janet'ın
Drakula'nın tabutunu gördü sabahları. Sabah artık yani uyuduğu zaman artık. Drakula sabah uyuduğuna göre sabahtır diye düşünüyorum. Daha sonrasında Jonathan gidip profesöre bunu söylüyor ve nasıl kullanacağını öğreniyor. Daha sonrasında sabahleyin yine sabah gidip onu kesiyor, öldürüyor artık her neyse. Burada Drakula'yı koyduğumuzda bu arada geri taş oluyor ama... böyle kurtarılıyor muymuş? Ama şöyle koyarak da daha güzel bir şekilde yapabiliriz. Şunu merak ettim. O ne be? Böyle bir şey de yapabiliyormuşuz. Bu da güzel. Direkt şöyle yapsak... Çok hızlı gitti. O olmadı. Bu normalde... Bir dakika ya, bu böyle değildi. Bu böyle miydi? Bunun böyle olmadığını düşünüyordum ama bir dakika, emin olamadım. Bir de bir şeyi merak ettim. Hadi gelin bunları bir değiştirelim. Hayda, bu da buraya geliyormuş. Neyse. Böylelikle herkes mutlu bir şekilde buradan da ayrıldı. Şimdi de taç giyeceklermiş. Taç giymek için baron yine arkadan kötülükler çevirecek. Hadi onu yapalım. Öncelikle baron canavar kılığına girerek kraliçeyi hapse atıyor. Ardından gidip kıyafetlerini çıkarıp yeniden dungeon'a gelip kraliçeyi kurtarıyor. Bunun üzerine de kraliçe ile birlikte olabiliyorlar. Ama bundan önce şunu merak ettim. Bakalım bir hepsini şöyle bir ileri alalım. Başlangıçta ne diyecek acaba? Kraliçenin karşısına gelse hayır olmaz dedi. Ve en sonunda olur dedi. Bu arada şu olmaza mesela böyle oluyor. Çok saçma bir görüntü oluyor. Böyle şeyleri de yapabiliyorsunuz işte. Bunu yeniden düzeltelim ama. Böylelikle galiba bitirmiş olduk bu arada. Bakayım. Aynen, bunun da şu taç falan varmış. Şimdi başka şeyler açıldı. Bir dakika, ben bunları merak ettim. Hemen onlara da bakacağım. Bunları görmemiştim daha öncesinde. Şimdi diyor ki iki kişinin birden kalbi kırılacak diyor. Bu kolay. Kolay değilmiş. Öyle. Yok. Nasıl kalbi kırılıyor ya? Nasıl kırılabilir ki? Korkuyor orada sadece. Yani şöyle olsa bununki kırıldı. Tamam, böyle işte ya. Sonra da onunki kırıldı. Gayet kolaymış aslında. Şimdi bu ne be? Burada hikaye var. Tamam, bu basit ya. Şimdi bu bizim hikayemiz mi yoksa başka birinin mi? Otomatik mi verdi bunu? Bilemedim. Şimdi bu ikisi aşık. Ben bu ikisinin aşık olmasını istemiyorum. Ben bu ikisinin aşık olmasını istiyorum. Sonrasında gel bakayım şuraya. Sen de gel şuraya. Bunu görünce üzül. Üzüldükten sonra sen de git öl. Ben ne alakayım burada diyor. Gayet haklı. Ondan sonra şunu da buraya çekebiliriz. Buna da hiç gerek yok. Sen de kork bari. Hatta gel. Sen bundan da kork. Ne fark eder yani, seni böyle araya alsınlar. Hayal etti köyde gez böyle. Bence mükemmel oldu. Şimdi Tragic Lovers'ın bir kısmı daha olacak. İki kere kendini zehirleyecek bu sefer de. İyi, peki. O zaman ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şimdi bu gitti. Onu içti. O zaman sen gel. Sonra buraya gel. Bunu yine gör.
Bu sefer lanet olsun de iki kere hiç yani. Hala dirilmemiş diyor bu sefer de Juliet'inkinde. Güzel oldu hikaye. Ya bu hala dirilmemiş. Beni kandırdılar falan diyeyim. Baron diyor. Onu çalacak diyor. Çalsın. Yani çalması çok zor değil açıkçası. Onu hemen şöyle yapıyoruz. Baksana öldü falan deyip direkt aşık oluyor yani bu kadar. Çünkü bu hikayede hemen satılıyor. Yani ölen kişi öldüyse bitmiştir. O gün bitiyor orada. Hemen yeni biriyle çıkıyorlar. Şimdi evet, bu cümlenin, bu kelimenin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir dakika. Karın ağrısı gibi bir şeymiş be. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Şuralara gel. Buraya gel. Sürekli. 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 Bu da güzelmiş. Bari yeter be. Çok da yeme yani falan. Güzel. Şimdi de Drakula diyor. Nasıl yani? Ölü Drakula'yı mı korkutuyor? Bakalım. Tamam şöyle olacak. Şunu şuraya alacağız. Bunu buraya değil, seni buraya alacağız. Daha sonra seni buraya alıp o da onu korkutacak. E olmadı. Niye olmadı ya? Mesela bak şuna hiç gerek yok aslında. Hatta buna da hiç gerek yok. Direkt vampiri gördü, vampiri söyledi. Sonra da böyle. Ama ölü vampirden mi korkuyor? Hım. Hem böyle olunca korkuyorlarmış. Tamam. Ben de diyorum hangisinde böyle korkuyorlardı? Hangi bölümdeydi? Bu bölümdeymiş gerçekten de. Ama şimdi ölü vampirden nasıl korkacaksın ya? Böyle de oluyormuş. Ya 3 satırda zaten Drakula'yı öldürebiliyormuşuz rahat bir şekilde. Hım. Onlar da bitirdik diyor. Ne güzel. Hım. Acaba şöyle bir şey mi diyor? Öyle. Geceleyin. Bu gelecek. Drakula'nın karşısına. Sonra. Şöyle olsa. Öyle de olmuyor. Profesör dehşete falan düşmüyor ki hiçbir şekilde. Profesör biliyor yani her şeyi. Yani profesörcüm, neredesin sen? Hım. Ona da verdik. Pekala. Buraya geldik. Ha, bir şey merak ettim. Bunlar öğrendikten sonra ne olacak? Yok, ısırıyormuş yine. Kurtulamıyormuş bir türlü. Hım. Hadi bir hepsini silip yeniden başlayalım. Şimdi ölü bir vampirimiz olacak öncelikle. Ölü vampir için şunu diyebiliriz. Öyle olunca iki sahnede vampir ölüyor zaten. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Sonrasında bu buraya gelse de şey fark etmiyor. Bu buraya gelse korkuyormuş. O zaman şöyle olsa. Yo. Böyle. Yo.
Şöyle gülüyor buna sadece. E buna da güldü. E buna da güldü. Peki şöyle bir şey yapsak. Tamam, bu öldü mesela. Önemli değil de. Bunu alalım şuraya. Geceleyin Drakula gelip şunu ısırsın. Sonrasında bu buraya gelsin. Yok, o da iyileşti. Yine iyileşti ya. Her türlü iyileşiyor ki bu. Ölü vampirin karşısında nasıl korkabilir ya bu? Böyle böyle böyle. Yok. Çıkmadı. Ya seni ölü vampirden bak şu anda daha mutsuz oldu bir kere. O yüzden ben şunu merak ettim. Bir tane daha yapalım. Drakula onu da ısırsın. Korktu mu? Yine korkmadı. Böyle. Buna hala şu ikisinde üzgün, bunda mutlu ama. Demek ki dostlarından dolayı üzülüyor burada. Bunu ısırdıktan sonra mesela gitse şöyle olmadı. Ama şöyle olsa. Şimdi üzüldü. Arkadaşı ölünce üzülüyormuş. Arkadaşı vampir olunca mantıklı mantıklı. Aa, bizim daha bir tane daha bölüm varmış. Şimdi de Ejderha Kral. Bu yüzden olayları tahmin etmişsinizdir. Şu olay olmayacak. Ya çok hızlı oldu be bu. İkisini silince direkt oldu. Bu sefer baron olarak kraliçeyi hapse atıyoruz. Sonra ejderha kıyafeti girip kraliçeyi kurtarıyoruz ve onunla evleniyoruz. Bu kolay oldu. Geçiyorum o yüzden. Böylelikle bunu da tamamladık. Evet, bitmiş. Daha fazla hikaye gelecek muhtemelen. Yani zaten demosu çıkınca aşağıda da gördüğünüz gibi bir sürü hikaye var. Frankenstein'e, kurt adamı, cellatı, iskeleti, o da bir sürü şey geliyormuş. Bence merak ediyorsanız, hoşunuza da gittiyse bir bakabilirsiniz. Artık ne zaman çıkar, çıkmış mıdır, çıkacak mıdır tam olarak bilmiyorum. Belki yazıyordur hatta. Bakayım bir. Hemen. Hemen bakayım hemen. Zaten galiba çok uzamamış olması lazım. Aynen. Ya tamam, şu anda çıkış tarihi belli değilmiş. Ama genel olarak gördüğünüz gibi böyle bir hikayeymiş işte, böyle bir oyunmuş. Eğer siz de beğeniyorsanız, arkada da şarkı söylüyorlarmış. Böyle bir oyundu işte. Hadi beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin. Hadi görüşürüz. Bir sonraki bölümde artık demolar devam ediyor sonuçta. Kapatamadım bu arada.